6. sınıflar matematik dersi 1. dönem 1. yazılı için Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı örnek matematik sorularının çözümlerini yapalım. İlk soruya şöyle bir bakalım. Aşağıdaki oyun çarkın bir dilimi hariç diğer bütün dilimlerinde üstü ifadeler yer almaktadır. Mavi dilimdeki üstü ifadelerin değerleri toplamı, kırmızı dilimdeki üstü ifadelerin değerleri toplamına eşittir. Buna göre boş mavi dilime yazabilecek tüm üstü ifadeleri işlemlerinizi göstererek bulunuz. Biz mavideki sayıların toplamına bakalım. 6 üzeri 2 var. Bu da 6 çarpı 6 biliyorsunuz. 36. Başka 2 üstü 3 var. Bu da 3 tane 2'yi çarpıyoruz. 2 ile 2 4, 4 kere 2 8. O zaman mavileri toplayalım. 44 yaptı. Şimdi kırmızılara bakalım. Kırmızılarda da hangi renkler var? Kırmızı ile yazalım bunları. Hangi sayılar var? 3 üzeri 3 var. Yani 3 tane 3 çarpacaksınız burada. 27. Başka 2 üstü 5 var. 5 tane 2'yi yan yana yazıp çarpıyoruz. Bu da 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32 yapacak. Sonra 1 üzeri 10 var. 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğu için buraya direkt 1 yazalım. Bu sayıları toplarsanız burası da 60 yaptı. Şimdi mavilerin toplamı kırmızıların toplamına eşit. O zaman 60'tan 44'ü çıkaralım. 16 yaptı. Demek ki yazılmayan mavi dilimdeki sayımız 16'ymış. Bunu nasıl gösterebiliriz üstü olarak? Birkaç farklı şekilde gösterebiliriz. 16 üzeri 1 olarak yazabiliriz. Sonra 4 üzeri 2 de 16'dır. Bir de 2 üzeri 4 de 16'dır. O zaman nasıl yazabiliyoruz? 2 üzeri 4, 4 üzeri 2 ve 16 üzeri 1 olarak yazılabilir. İkinci soruyla devam edelim. İkinci soruda bakalım soruda ne diyor? 100 eksi 9'un karesi bölü 5 artı 2. İşlemin sonucunu işlemlerinizi göstererek bulunuz. Şimdi burada yapmanız gereken 108'i yazdık. Eksi 9'un ikinci kuvveti yani 9 kere 9 81. Sonra parantez içindeki sayılar toplanır. 5 artı 4 9. Önce bölme işlemi yapılacak. 81'i 9'a bölersek 9. 108'den de 9'u çıkarırsanız cevap 99 olmaktır. Evet, kolay bir soruydu bu. Bakalım 3. soruya. Bu kadar kolay mı? Bir fabrikada A makinesi her 20 dakikada bir 55 kutu paketleyip 10 dakika ara vermektedir. O zaman A makinesi 20 dakika çalışıyor, 10 dakikada ara veriyor, 30 dakika çalışıyor. Kaç kutu ile üretiyor? 55 kutu üretiyormuş. Bu A makinesi. Sonra B makinesi ise her 25 dakikada 50 kutu paketleyip 5 dakika ara veriyor. Şimdi 25 dakika çalıştı, 5 dakikada ara verdi. Bu da 30 dakika çalışmış oldu. Yani 30 dakikalı ne kadar kutu paketliyor? 50 kutu paketliyormuş. Tamam. A ve B makinelerinin 3 saatte paketlediği toplam kutu sayısını işlemlerinizi göstererek bulunuz. Şimdi A makinesi 30 dakikada 55 kutuydu. Bu A makinesi. Sonra 3 saat kaç tane 30 dakika yapar? Onu bulabilirsiniz. 3 saat 6 tane 30 dakika olacak. O zaman 6 çarpı 55 yaparsak 330 kutu paketleme yapar. Şimdi geldik B makinesine. B makinesi 30 dakikada 50 kutu paketliyordu. Bu da 3 saatte 3 saat 6 tane 30 dakikadır. Dolayısıyla 6 çarpı 50 yaparsak bu da 300 kutu paketler. Toplam paketlenen kutu sayısı 330 artı 300 yaparsanız 630 kutu olmuş olur.
Dördüncü soruya bakalım şimdi. İki doğal sayının çarpımı 45'tir. Bu iki doğal sayının çarpımının alabileceği değerleri işlemlerinizi göstererek bulunuz. Şimdi bu 45'in aslında çarpanlarını soruyor size. Kaçla kaçı çarparsak 45 olur. Şimdi 1 ile 45'i çarparsak olur. Şimdi o zaman buradan 1 artı 45 çarpanların toplamı 46. Bir tanesi 46. Başka 3 kere 15 yapabilirsiniz. Buradan da 3 artı 15 yazarsınız. Bu da 18 yapacak. Başka 5 kere 9 yapabilirsiniz. Bu da 5 artı 9'dan 14 olur. Başka da alternatif durum yok. O zaman 14, 18 ve 46 olabilir diyoruz. Şimdi geldik 5. soruya, yani son soruya. Bir torbadaki fındık sayısı 4 basamaklı 2, 8 üçgen bir sayısına eşit ve bu sayı 9 ile kalansız bölünebilmektedir. Bu torbadan en az kaç fındık alınırsa kalan fındık sayısı 4 ile kalansız bölünebilir işlemlerinizi göstererek bulunuz. Şimdi 9 ile bölünebilme kuralında rakamları topluyorduk. O zaman 2, 8, artı üçgen, artı 1, burası 9 kat olmalı. Toplayalım buradaki ifadeleri. Ne yaptı? 11 artı üçgen eşittir 9 kat. Şimdi 9'un katı olan bir sayımız 9, 18, 20 diye gider. 11'e 7 eklersek 18 yapar. Demek ki üçgen yerine 7 geldi. Üçgen yerine 7 yazıyoruz. 2, 8, 7, 1 oldu sayımız. Şimdi 4 ile kalansız bölünebilen bir sayının son 2 basamağı 4'ün katı olmalı. Bakıyoruz en az kaç fındık alınırsa. Şimdi 71'den kaç çıkarırsak, en az kaç çıkarırsak 4'e bölünen bir sayı bulabiliriz. Şimdi 1 çıkarsanız 74'e bölünmez. 2 çıkarsanız 69 olmuyor. 3 çıkarsanız oluyor. O zaman 2871'den 3 çıkarırsak 2868 sayısı 4 ile tam bölünür. 3 fındık o zaman 3 fındık alınmalıdır. Evet, burada bitirdik soruların çözümleri. 5 taneydi zaten. Diğer içeriklerde görüşmek dileğiyle bizi takipte kalın.